açalım teker teker. Tekrar hoş geldiniz, geçmiş olsun. Teşekkürler. Yalnız şey yaparken kaydırsan. Telefonla görüşmüşsünüz. Bizim için büyük bir şeref. 2019'un 11. ayında eşimin ailesini ziyarete gittiğimizde bir kontrol noktasında, Haftar'a aitmiş galiba kontrol noktası. Orada sadece işte eşim yanımdaydı, kayınbiraderim yanındaydı. Sadece Türk olduğumuz için bizi indirdiler arabadan. Ondan sonra tabii o vakitten sonra da şeye götürdüler, kendi hapislerine götürdüler. Ve 2 yıl boyunca hiç kimseyle, ailemle olsun, şeyle olsun hiç kimseyle görüşemedim yani. Ya ilk önce dediler ki şey yok, hiçbir şey yok yani, sadece işte kontrol edeceğiz. Bakacağız, bir sıkıntı yoksa göndereceğiz demişlerdi. Tabii geldiler ondan sonra. Sanki şey savaş şeyi gibi, ne bileyim hani savaşçı gibi geldiler, ellerimi arkadan kelepçelediler. Başıma şey geçirdiler. Üzerimdeki kıyafetlerimi çıkardılar. Ondan sonra işte bayağı bir şey orada yani zulmettiler daha doğrusu. Ertesi günde şeye gönderdiler. Bingazi'deki kendi yerlerine gönderdiler. Oraya gittiğimizde de yaklaşık 10-11 gün boyunca hiç sebepsiz yere mesela içeri giriyorlardı. Tekme atıyorlar, dayak atıyorlar. Bayağı bir şey sıkıntı yaşadım orada yani. 11 gün sonra da bir tane yetkili geldi işte. Onların hapishane müdürüymüş galiba. Dedi ya işte hani soruyor artık senin şeyin ne falan diye soruyor. Biz de anlattık böyle böyle işte eşimle aile ziyaretine gidiyorduk. Orada kontrol noktasında eşimin yanında beni aldılar. Eşim Libyalı diye anlattım. Ondan sonra dedi ya bunun hiçbir şeyi yokmuş dedi ya. Yine aynı hapse koydular. Bir seferinde çıkardılar. 4 kişi, 4 tane asker. Birinin elinde beyzbol sopası var, birinin elinde kablo var, birinin elinde bu su borularından kesilmiş şeyler vardı. Yaklaşık yani 50-60 tane yani hani öldürünceye kadar dövmüşlerdi yani. Şey gördük, şu şeyden dizlerimden sırtıma kadar simsiyah olmuştu. 1,5 ay boyunca hiç oturamıyordum yani. O kadar sıkıntılı bir durumdu. Ondan sonra daha sonra da bizi şey kendi başka bir esirlerin olduğu, Libyalı esirlerin olduğu siyasi bir bölüm vardı. Oraya gönderdiler. Bu sefer işte ne zaman işte bunlar zarar görse geliyorlardı bize. Her türlü psikolojik baskıyı, her türlü zulmü gösteriyorlardı yani. Onun şeyini de çok yaşadık. İnanın mesela her gün şey yapardık yani. Böyle hani bizim kapı açılacak işte bize bugün dövecekler mi, dövmeyecekler mi? Her gün aynı stresle yaşadık yani. Her gün öldük. İnanın şey oldu nedir o? Ama umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik yani. Bizi kurtaracaklarını biliyorduk yani. Allah'tan da kurtardılar. Onun haricinde yani şeyde hani normal bir hapishane değil, askeri bir hapishane. Hiçbir şeyiniz yok yani, sadece yemek veriyorlar belli bir vakitte. İşte kapı da açılmıyor yani, dışarıda güneşi de görmüyorsunuz. 3 ay 4 ay şey yüzü görmedik, onu biliyorum yani. Doğrusu güneşe falan çıkmadık yani. Tamamen kapalı bir ortam. Kapalı bir ortam. Ufak bir şey var sadece, böyle konta dedikleri bir açıklık var yani. Oradan yemek veriyorlar. Yemek işte çöpler alıyorlar, başka hiçbir şey yok yani. Ama hiçbir zaman da umudumuzu yitirmedik. Bir yerde 6 tane denizci vardı. Gemiden alınmışlardı. Aynı gün Sayın Erdoğan açıklama yaptı. Ertesi gün bıraktılar yani. Tabii bizi de bırakacaklar diye öyle niyetimiz, düşüncemiz vardı yani. Devletimiz büyüktür yani. Bizi kurtaracaklar diye şeyimiz vardı. Hiçbir zaman da ümidimizi kaybetmedik yani. Çok zorluklar yaşadık. Zorluklardan sonra şeye geçmesi, hani daha alışamadık şeye. Ama çok mutluyuz tabii ki. Eşimle görüştüm. İşte ailemle, annemle, babamla, kardeşlerimle görüştüm. İnanın 3 gündür hiç uyku uyumadık yani, sadece şey işte bu sevinç şeyiyle, kurtuluşun şeyiyle, sevinciyle. Burnunun ucu burada kırıldı, evet. Böyle şey duruyor yani. Evet.
Cumhurbaşkanımız telefonla görüştü sizlerle. O görüşmede neler konuşuldu, neler söyledi Sayın Cumhurbaşkanı sizlere? O görüşmeye ilişkin sizin duygularınızı alayım bir de. Öncelikle tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz bizim için bir minnettarlık şey oldu. Mutlu olduk yani. Devletin başının bizleri hani arayıp sorması insan hakikaten gurur veriyor. Mutlu ediyor yani. Allah razı olsun diyoruz biz de. Yine buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, MİT Başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz yani. Daha doğrusu burada emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah razı olsun diyoruz.